bey. Şerbetçik de geldi. Şerbetçik de geldi. Evet hocam, konuşmalarınız olduğu gibi kaydediyoruz. Bilindi hocam. Hayır, gerçekten. Sağ olun hocam. Size sizinle birazdan kaydedeceğiz. Ne madeni? Değil hocam. Yani, sağ olun. Böyle şey var. Evet. Ben sizi bir yerden tanıyorum ama şey işte. Tamam. Diyorum ya nereden? Anladım. Arzalarım vardı sizin yanınızda. Tamam. Evet, Arzalarım şimdi bizde meslekte çalışıyor. İyi, kafasını açmış. Saat mi oldu? Evet. Yok. Akşam gelmedi. Yok, gelmedi. Yani geldi, seni görmedi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
müzik dedim. Müzik Thank you.
pirayı. Böyle sos. Evet. Hadi bakalım. Şu muydu? Ha. Hadi be. Ne var bu içinde? Sayın Ekrem, kıymetli misafirler, değerli konuklar. Üniversitemiz Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü müfrediyle sahneye birazdan olacak olan Türk'le Çanakkale Zaferi adlı Türk Halk Müzik Konseri'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, ben Emrah Yazar, konser programını sunmak üzere bu akşam mikrofonun başında sizlerin huzurundayım. Programımız münasebetiyle gönderilen bir telgrafımız var. Gaziantep milletvekilimiz Sayın Ali Şahin tarafından kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Ve programımıza başlamadan önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete iltihal etmiş olan gazilerimizin manevi huzurunda sizlere bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nızı söylemeye davet. Bize biraz pay verirseniz şu anda. Değerli misafirler, şimdi de Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın İsmail Yılmaz Hocamız tarafından ebediyete iltihal etmiş olan şehitlerimizin aziz hatıralarına binaen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. بسم الله
سبحان ربك رب العزة
Çanakkale yalnızca bir savaşın adı değil. Bir ağıt, bir hasret, bir şiir Çanakkale. Bir şuur, bir emanet, bir zafer. Çanakkale yeryüzünde daha önce hiç olmayan bir şekilde bir milletin ben yok olmayacağım, tarihten silinmeyeceğim diyerek direnmesinin adıydı. Çanakkale Türk milletinin üzerinde Allah'ın bir muradı olduğunun en büyük ispatıydı. Şiirlerle, türkülerle, hatıralarla, mektuplarla yad edeceğiz bu akşam Çanakkale'yi ve Çanakkale'de yatan o binlerce Mehmet'i. Ve unutmayacağız asla. Çünkü 104 sene sonra da değişen bir şey olmadı. Var olma, millet olma, kendimiz olma mücadelemiz hala devam ediyor. Bunca düşmanlığa, bunca ihanete karşın bizi ayakta tutan güç, Çanakkale'den aldığımız işte o ebedi ruhtu. Biz yok olmamızı engelleyecek olan Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Sakarya'yı ve Çanakkale'yi, içindeki yiğitleri hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız efendim. Değerli gruplar, birazdan arkamdaki bu perde açıldığında sizleri büyüleyici bir ekiple karşı karşıya kalacaksınız. Sizlerden ricamız bu akşam Çanakkale'de ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için bir selam ve bir dua etmeniz olacak. Emin olun onlar bizlerin bu topraklarda yaşamamız için, hayatımızı sürdürmemiz için çok bedel ödediler. Sizden sadece bir selam ve bir dua bekliyorum. Değerli misafirler, şimdi de bu dev ekibi yönetmek üzere şefimiz, genel sanat yönetmenimiz, sanatçı öğretim elemanı Doktor Sayın Hakan Tatgöz hocamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum ve tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum. Thank you.
Thank you.
Askeri doktor Salih Dörtbudak savaştan yıllar sonra anlatıyor. 6 Ağustos 1915. Sadece Anafartalar Arıburnu hattında 16 günde 18 bin şehit verdik. 40 binden fazla yaralımız vardı. Sarı hastanelerindeki doktor kardeşlerimle birlikte geceleri yarım ila bir saatlik tilki uykusuyla geçen onca günün ardından kan çanağına dönmüş gözlerimizle hiç durmadan getirilen yaralılara yardım etmeye çalışıyorduk. Lakin tezkerecilerin ardı arkası kesilmeden getirip adeta yığdıkları yaralıların bir vakit sonra malzeme yetersizliği, kalmayan takatimiz ve çaresizliğimiz yüzünden kan kaybından ölmesinler diye sadece yaralarını bezle sarmak en teferruatlı tedavimiz haline gelmişti. Artık yaşama ümidi kalmamış olan çocuk yaştaki ana kuzusu Mehmetçiklere uykusuz gözlerimizden dökülen birer damla gözyaşımızdan ve dudaklarımızdan düşmeyen dualarımızdan başka yapacak hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Bir gün yerde yatan yaralılar nedeniyle artık zeminde basacak yerin kalmadığı, top atışlarının göğüs göğüse çarpışmalarının şiddetlendiği, yüzlerce yaralının yığıldığı saatlerden birinde az ilerideki doktorun önüne yaralı bir Mehmetçik daha yatırırlar. Yaralı Mehmet'in kopmak üzere olan bir bacağı derisinin mukavemetiyle durmakta, şarapnel parçasının sıyırdığı yüzünden oluk oluk kan akmaktadır. Doktor yapacak bir şey olmadığını görmesine rağmen yine de şöyle bir bakar yaralı Mehmet'e. Sızlayacak dermanı kalmamış yüreğini çekerek sıhhiyecilere döner, kaldırın askeri evladımı der. O anda sedyedeki Mehmet'in dudaklarının kıpırdayışından bir şeyler söylemeye çalıştığını anlayan doktor ve sıhhiyeciler bir an dikkat kesilir Mehmet'e. Parçalanmış alnından damlayan kanların süzülüp birleştiği gözleriyle doktorun gözlerinin ta içine bakan yaralı Mehmet son takatiyle tekrar eder. Baba! Yüzü tanınmaz haldeki askerin oğlu olduğunu anlayan doktorun kulağına giren bu ses yüreğinin tam ortasına kör bir süngü gibi saplanır. Doktor için o an dünya durmuştur. Kanlı Çanakkale topuyla, tüfeğiyle iki omzunun üzerine oturmuştur. Artık titremeye başlayan elleriyle dokunur oğlumun yüzüne. Eğilir, öper, kan revan olmuş gözlerinden, yüzünün her yerinden. Oğlum diyebilir ancak fısıltı kadar sesiyle. Vatan toprağı can bulsun diye artık o da canından kan dökmüştür Çanakkale'ye. Derken bir anda doğrudur. Sıhhiyeciler ağlayarak izlemektedir doktoru. Gözündeki yaşlara karışmış oğlunun kanını elinin tersiyle siler. Sonra üzerindeki önlüğe bulaşan onlarca ana kuzusunun kanına ekler. Titrememek için zor tuttuğu sesiyle döner sıhhiyecilere. Bu benim oğlum. Götürün, gölge bir yere yavaşça koyun asker. Çünkü onlarca Mehmet yerlerde, sedyelerde inleyerek beklemektedir. Allahu Ekber demektedir. Yaralı vatanın yaralı evlatları üçer beşer birleşip kelime-i şehadet getirerek kaç saniye sonra geleceğini bilmedikleri şehadeti beklemektedir. Doktor omzuna binmiş koca Çanakkale yüküyle diğer vatan evlatlarının tedavileriyle bir dakika bile ara vermeden saatlerce ilgilenmiş, sonunda uykusuz geçen gecenin şafak vaktinde ancak oğlunun yanına gidecek vakti bulmuştur. Lakin kınalı kuzusu çoktan şehit olmuştur. Kınalı kuzusu çoktan şehit olmuştur. Hayalin girdi düşme.
böyle vatan evlatları, böyle kahraman doktorlarla Türk'ün son kalesi muzaffer olmuştur. Çanakkale, vatanını, bayrağını, evladından çok sevenlerle kurtulmuştur. Bugün dön, bugün dön ardına önüne bir bak. Alem-i cihan bir olmuş, etrafını yakıyor. Senin gül yüzün gülsün diye nice kahraman Mehmet canını yetim bırakıyor. Oh.
Selam akın.
Thank you.
Allah birdir, Peygamber hak,
Rabbil alemin mutlak. Senlik, benlik nedir bırak, söyleyin geldi sırası. Kürdü, türkü, ne Çerkezi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi?
Gençer çarpma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava, insanlık davası.
Thank you.
Evet, oturalım. Oturalım, tören devam ediyor. Değerli misafirler, alkışlarınızı lütfen kuvvetli gelebilir miyim bize? Zamanımızdan birazcık daha çalmak istiyoruz. Lütfen yerlerinize oturursanız eğer. Kıymetli misafirler, mükemmel bir ekip, mükemmel bir konser. Bu güzel gecenin adına alkışlarınızla ben üniversite rektörü Profesör Doktor Sayın Ali Gür hocamıza alkışlarınızı sahneye davet. Bu gecenin adına değerli seyircisi Sayın Hakan Tatlıcı hocamıza yüksek takdim olacaklar efendim. Abi sahne için ağabeyim. Bize muhteşem bir gece yaşattılar. Konservatuvarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Harika bir gece. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Sayınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayınlarımıza sahneden bırakmıyoruz. Değerli rektör yardımcılarımız, değerli protokolümüzü de sahneye davet etmek istiyoruz. Toplu bir fotoğraf için bu gecenin anısına değerli protokolümüzü de sahnemize alıyoruz. Alkışlarınızla değerli misafirler. Aynı zamanda bu akşam fuaye alanında denk geldiğimiz mükemmel heykelleri yapan Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Plastik Sanatlar Topluluğu öğrencilerine kocaman bir alkış rica ediyoruz sizlerden. Ve hepinize geldiğiniz için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bir dakika konserlerimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.